Merhaba arkadaşlar, 6. dersimizde sizlerleyim. Şimdi sıkıntımız vardı bir. Fark ettiniz mi? Sıkıntımız şuydu. İç ağda bile bir arkadaşı tararken neredeyse 5, 6, 7 saniye kaybediyoruz. Çok hızlı tarayamıyor. Gerçekten yavaş tarıyor gördüğünüz gibi. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu hızlandırabilirsiniz. Ancak bazı kayıplar elde edebiliyorsunuz. Şöyle miydi? Mmap-p 80 portunu tara diyorum ya da 80 portu demesem mi? 80 portu diyelim. 80 portunu tara. Treni 192, 168, 1, 101. Diyorum ki DNS çözümlemesini çıkar. Şak diye tara diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şak diye tarayabiliyor. 135'i tarasın bakalım ne diyecek. 135 open diyor gördüğünüz gibi. Hiç port vermesek ne yapacak bu arkadaş? Yine de biraz zaman kaybediyor. Şu an iç ağda olduğumuz için tahmin ediyorum. DNS çözümlemesi bile çok etkilemiyor bu arkadaşı. Ancak Google gibi dışarıdaki şeyleri tararken böyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Tire ne parametresi eklemeniz yeterli. Bu şekilde DNS çözümlemesine girmeden şak diye tarıyor arkadaşlar. Bu hızlandırma konularından biri şu da olabilir. Siz direkt domain yazıyorsunuz ya google.com diye. Google.com yerine direkt Google'un IP'sini bulup o IP yazarsanız da çok hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Treneyi de kullanın arkadaşlar. Bayağı bir hız farkı olabiliyor. Gördüğünüz gibi böyle tek portlarda neredeyse yarım saniyelere iniyor. 3 ile çarparsanız 1500. Yani 1,5 saniye. Bu 4-5 saniye sürüyor. Aradaki farkı görürsünüz. Yani şu portları tek tek elle tararsanız daha hızlı tarayabilirsiniz açıkları. Ki bunu da yine göstereceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Tren output.txt dosyamız vardı. Bu dosyamıza çıktı al diyorum. Bu şekilde kullanabilirsiniz diyecektim. Ancak bunu çıktıyı almamış. Neden almamış bu çıktıyı? Evet hemen bakalım. Tre o output. Aynı sonuçları verdiği için almış zaten. Evet aynı sonuçları verdiği için zaten çıktıyı almış. Ben biraz farklı sonuçlar bekliyordum. Yanlış yaptım. Tabii ki de buraya eklemeler yapıp. Arkadaşlar bu şekilde çıktı. Bu komutları kullanabiliyorsunuz. Şu output komutunu arkadaşlar istediğiniz her yere yazabiliyorsunuz. Tire o n output txt'yi. Bu çok önemli çıktıyı almak istiyorsanız. DNS çözümlemesi olay size kalmış arkadaşlar. Hızlı bir şekilde taramak istiyorsanız tire n ekleyebiliyorsunuz. Yani her aramanızın başına tire n eklemeniz yeterli. Sonrasında ne yazmak isterseniz yazabilirsiniz. 192 168 1 yıldız dersiniz bütün portları IP şeyleri tararsınız IP'leri falan. Başına trene yazarsanız DNS çözümlemesine girmez. Direkt şak diye arama yapar. Birazcık daha hızlı bir arama yapar arkadaşlar. Hızlı aramalarda bir de paralel olayı var. Birkaç ders ileride de bu paralel olayını işleyeceğiz arkadaşlar. Bu paralel olayı da çok önemli. Nasıl önemli? Bilgisayarlarımız bildiğiniz gibi şu an 1-2 şeyden daha fazla, thread'den daha fazla. Yani core'dan, çekirdekten daha fazla. 10 çekirdeği ne bileyim aynı anda tara kardeşim 10 çekirdekte ayrı ayrı. Biri diyor ben bir portu tanıyorum, öbürü diyor ben bir portu tanıyorum gibi işlemler yaparak da hızlandırabiliyoruz. DNS çözümlemesinden kurtulmayı da göstermek istedim arkadaşlar. Diğer derslerimize görüşmek üzere. Hızlı hızlı kısa kısa dersler yapmaya çalışıyorum. Sıkılmadan hızlı bir şekilde 5 dakikada durup anlayıp geçin diye. Bazen uzayabiliyor kusuruma bakmayın. Görüşmek üzere. Abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. İsteklerinizi, görüşlerinizi, önerilerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Instagram'dan da bana ulaşıp hatalarınızı yazabilirsiniz. YouTube'da da yazın hatalarınızı. Çözen arkadaşlar da olabiliyor. Ben de çözebiliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.